Şimdi ortada bir durum var. Şöyle bir durum var. Biraz daha Kur'an'da bu kadının Firavun'un karısı olduğu belirtiliyor. İsim belirtilmiyor. İslami kaynaklarda ise ona yakıştırılmış bir takma isim var. Sıfat olarak Asiye aynı. deniyor. Dolayısıyla Evet. ismi belli olmayan bir kadının kim olduğunu tespit edeceğiz. Şimdi Çok önemli. ismi belli olmayan, Kur'an'da ismi belirtilmemiş, ikincil kaynaklarda ise ona yakıştırılmış bir isim kullanılan bir kadının gerçek kimliğini, gerçek ismini ve gerçekte kim olduğunu tespit etmek hem çok zor hem de çok kolaydır. Çok zordur. Az önce söylediğim sebeplerden dolayı zordur. Kur'an'da ismi geçmiyor. Ama kolaydır da. Niye çok kolaydır hocam? Şundan dolayı çok kolaydır. Bak, ekrana bakmadan konuşayım ya. En azından bizim de mürekkep yaladığımız belli olsun. Şimdi hocam, bir kere Firavun'un karısı ne demek? Bu kadın kraliçedir. Yani bu kadın herhangi bir Mısır kadını değil. Evet. Mısır'ın kraliçesidir, tamam mı? Şimdi Mısır'ın kraliçesi olduğuna göre, şimdi hocam, Mısır'ın 18. krallık olarak adlandırılan krallık silsilesinde hüküm sürmüş. Bunun tarihleri de milattan önce 1549 ile milattan önce 1292 tarihleri arasındaki yeni krallık olarak da adlandırılan 18. krallık döneminde Mısır'da hüküm sürmüş bütün firavunların ve kraliçelerin isimleri tek tek kayıt altında olup bütün bu isimlerin hepsi şu an elimizdedir. Yani günümüze kadar gelmiştir. Doğru mu? Doğru. Doğru. Kur'an-ı Kerim'de de bu kadının Firavun'un karısı olduğu belirtildiğine göre, yani kraliçe olduğu belirtildiğine göre, demek ki Kur'an'da Firavun'un karısı diyerek bahsedilen, İslami kaynaklarda da Asiye diyerek geçen bu kadın, bu 18. hanedanlık silsilesinde adı geçen, yani milattan önce 1500 milattan önce 1200 arasındaki bu 18. krallık silsilesinde, o krallık listesinde ismi geçen ve isimleri tek tek belli olan o kraliçelerden biridir. Kesin oradaki o listede yer alan kadınlardan biri kesin olarak Asiye'dir. Bu doğru mu? Evet. Doğru değil mi? Yani eğer sen Evet, tabii evet, evet. hani bu hikayenin doğru olduğuna inanıyorsan, ha sen diyorsan ki ben dinlere inanmıyorum, bunlar uydurma, o başka bir şey. Ama sen dine inanıyorsan, bunların yaşandığını, bunların gerçek olduğuna inanıyorsan, demek ki kesin olarak o Asiye ya da Firavun'un karısı İmre'atel Firavun diye bahsedilen Kur'an'da o 18. krallık silsile o geçen o isimleri tek tek böyle o listedeki kraliçelerden biridir değil mi? Evet. Kesin. Çünkü bu kadın herhangi bir Mısır kadın değil. Firavun'un karısı yani kraliçe. Burası tamam. Ama hangisidir? Şimdi orada yüzlerce kadın ismi var. Yani sonuçta milattan önce 1500, milattan önce 200, 300 senelik bir şeyden bahsediyor. Şimdi birinci aşama bu. Onlardan biridir değil mi? Kadınlar elimizde kraliçeler listeleri değil mi? 10 tane, 20 tane, 30 tane, 40 tane neyse artık. Liste elimizde. Günümüze kadar gelmiş. Onlardan biri kesin olarak Asiye'dir. Peki hangisidir? İkinci aşamaya geçelim. Şimdi hocam Hz. Musa'nın hangi tarihlerde yaşadığı bellidir değil mi? Milattan önce 1300'lerde yaşamıştır Musa. Moses. Değil mi? Evet. Şimdi Musa milattan önce 1300'lerde yaşadığına göre demek ki o tarihte Mısır'ın kraliçesi olan kadın hangisi ise Kur'an'da Firavun'un karısı diyerek bahsedilen, İslami kaynaklarda da Asiye binti Muzahim olarak geçen kadın kesin olarak odur değil mi? Evet. Buraya kadar bir mantıksızlık var mı? Yok, gayet mantıklı bir süreç. Olması gereken o, değil mi? Evet.
Şimdi bu iki yöntemle giderek Asiye'nin gerçekte kim olduğunu tespit etmek çok kolaydır. Ama bu iki yöntemle vardığımız sonuç tek başına yetmiyor. Üçüncü bir şart daha var. Hakikate uygun olması gerekiyor. Eğer biraz sonra zikredeceğim üçüncü kıstas da hakikate uygunluk göstermezse, o zaman ilk iki maddede yaptığımız tespitin, yani bu tarihlerden giderek yaptığımız tespitin bir anlamı kalmaz. Ya diyeceğiz ki arkadaş bilmiyorum ben bu işin içine çıkamam, beni aşar. Ya da bu hikayeyi tümden hikaye kabul etmen gerekiyor. Başka şey yok yani. Nedir o üçüncü şey? Çok önemli. O da şudur. Hazreti Asiye'nin, Firavun'un karısının, yani bebek Musa'yı kurtarıp büyüten o kadının, o mübarek kadının yaşamı, karakteri, kişiliği, ahlakı ve biyografisi ve mücadelesi ile bilimsel nesnel tarihte yer alan gerçek bir kişilik olan ve milattan önce 1300'lü yıllarda Mısır'ın kraliçesi olan kadının, şahıs her kimse, onun karakterinin, kişiliğinin, biyografisinin ve verdiği mücadelenin aynı olması gerekiyor. Doğru mu? Evet. Şimdi sen tarihlerle ilk iki maddeden yola geçerek milattan önce 1300'lü yıllarda Mısır'ın kraliçesinin kim olduğunu tespit ettin ama kadın hayatına baktın. Asiye ile olayla alakası yok. O zaman olmaz değil mi? Yani öyle değil mi? Yani bambaşka bir biyografi, bambaşka bir hiç alakası yok yaşamı. O zaman olmaz. Şimdi bu üç aşamalı yöntemle gittiğimiz zaman size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Hem Hazreti Musa ile Hazreti Musa'nın doğduğu zamanda, dünyaya geldiği zamanda Mısır'ın kraliçesi olan ve hem de hayatı, yaşamı, karakteri, kişiliği, biyografisi ve hatta verdiği mücadele Asiye ile aynı olan, tıpatıp aynı olan bir kadın gerçekten var hocam. Kimdir? Nefertiti. Güzel. Şimdi birinci aşamada Musa'yı kurtaran mübarek kadını vahiy geldiğini Kur'an'dan ve Tevrat'tan izah ettiniz. Dolayısıyla vahiy gelen herkes peygamberdir. Ya da peygamber vasıtası. İkincisi bunun kim olduğunu ortaya çıkardınız. Üçüncüsü bir de nesnel tarihi belgelerden de bunu geçirdiniz, üst üste yapıştırdınız ve bunun Nefertiti'den başkasının olamayacağını söylüyorsunuz. Buyurun. Kesinlikle. Yani Nefertiti'yi kabul etmek Müslümanlara çok büyük bir avantaj sağlar. Hem kendi inançlarında, kutsal kitaplarında ve dini metinlerinde anlatılan şeyin hakikat olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmış olur. Çünkü dini metinlerde ve Kur'an'da Asiye için anlatılan şeyler ile bilimsel tarihte o milattan önce 1300'deki Nefertiti için anlatılan şeyler aynı. İkisinin ayrı ayrı biyografisini oku sanki tek kişi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi hocam kıyaslıyorum şu anda, tamam mı? Nefertiti ile Asiye'yi, Hazreti Asiye'yi kıyaslıyorum. Nefertiti milattan önce 1370, milattan önce 1330 yılları arasında yaşamıştı. Yani Hazreti Musa ile aynı dönem. Tarihler bellidir. Kraliçe olduğu tarihler, bak kraliçe olduğu tarihler milattan önce 1351, milattan önce 1334 yıllarıdır. Kadın milattan önce 1351 yılında doğmuş. Kraliçe olmuş. Milattan önce 1351 yılında Mısır kraliçesi olmuş. Musa ne zaman doğdu biliyor musun? Milattan önce 1352, bir sene sonra. Bak şimdi hocam. Musa doğduğunda Mısır'ın kraliçesi olan kadın Nefertiti'dir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen bebek Musa'yı nehir sularından çıkarıp kurtaran ve sarayına alıp kendi elleriyle büyüten Firavun'un karısı Nefertiti'den başkası olamaz.
Böylece bahsi geçen Firavun da, yani o zalim ve tağuti Firavun da Nefertiti'nin ilk kocası 3. Amenhotep oluyor. Tamam mı? Nefertiti daha sonra onun oğlu, yani kocasının oğlu, daha doğrusu evlatları 4. Amenhotep ya da sonradan kendine seçtiği unvanla Ahenaton ile evlenmiştir. Tamam mı? Tamam. Burası çok önemli. Buraya daha sonra geleceğiz tekrar. Önce şu karşılaştırma yapalım Asiye Nefertiti. Şimdi kutsal metinlerde anlatıldığı şekliyle olaya baktığımızda Firavun'un karısının, yani Asiye'nin, bir Mısır kraliçesi olmasına ve saraylı bir kişilik olmasına rağmen davranışlarının, hal ve hareketlerinin, hatta ahlak ve kişiliğinin tamamen farklı olduğunu görüyoruz. Bizzat kendi yönettiği devletin en temel yasalarını çiğnemesi, Nil Nehri sularında bir sandığa bırakılıp terk edilmiş halde bulduğu bebek Musa'yı bir İbrani çocuğu olduğunu anladığı halde sevip benimsemesi, hatta sarayına alıp kendi elleriyle büyütmesi, onun her ne kadar Mısır kraliçesi ise de aslen Mısırlı olmadığı intibaını uyandırıyor. Yani Kur'an'da ve diğer kutsal metinlerde olayı okuduğun zaman anlarsın ki bu kadın her ne kadar Mısır kraliçesi ise de aslen Mısırlı değil. Çünkü karakteri, davranışları, kişiliği farklı. Farklı bir kültürün insanı belli oluyor yani. Hazreti Musa ile aynı zamanda yaşamış olan Nefertiti de her ne kadar Mısır kraliçesi ise de aslen Mısırlı değil. Kendisi aslen Kürdistanlı olup bir Kürt kadını. Nefertiti, Mitanni Kürt Krallığı'nın başkenti olan Vashugani şehrinde doğmuştur. Bu Vashugani şehri dediğimde neresi biliyor musun? Serekani var ya, Ceylanpınar. Bu şehir bugünkü Urfa Riha ilinin Ceylanpınar, yani Serekani ilçesi yakınlarında, bugünkü Rojava sınırı, yani Türkiye-Suriye sınırı üstüne düşen bir yerde kurulmuştur. Ve Mitanni prensesi olan bir Hitit Kürt kızıdır. Daha sonra gelişen Mısır Hitit Mitanni ilişkilerinin sonucu olarak Mısır'a gelin gitmiş. Mısır Firavunu 4. Amenhotep ile evlenerek Mısır kraliçesi olmuştur. Çok güzel bir kadın olan Nefertiti, Kürdistan'dan Mısır'a gelin geldikten sonra Mısırlılar kendisine Nefertiti ismini takmışlardı. Yani Nefertiti de onun ismi değil. Bu ifade de Nefertiti, Lakabı. eski Mısır dilinde güzel kadın geldi veya güzellik geliyor demek. Evet, şu anda bu Taduhepa'nın gençliği. Bu Mısır'a gelin gitmeden önce. Nefertiti'nin gerçek... Tadukhepa bu mudur? Evet. Evet, hocam. Tadukhepa. Nefertiti'nin gerçek ismi Taduhepa'dır. Yani şu an ekranda gördüğünüz kızımız. Diğer bir özellik, kutsal metinlerde anlatıldığı şekliyle olaya baktığımızda Hz. Asiye'nin Firavun kocasına karşı baskın bir yapısının olduğunu, ona sözünü geçirtebildiğini, edilgen değil etken bir karaktere sahip güçlü bir kadın olduğunu görüyorum. Nefertiti de aynen böyle bir kadındır. Hatta Nefertiti zamanında Mısır'ı Firavun değil karısı Nefertiti yönetiyordu denebilir. Nefertiti devlet yönetiminde kocası Akhenaton'la aynı seviyede bulunuyordu. Firavun'un devlet idaresine sahip olduğu tüm yetkilere o da sahipti. Bu durum Mısır'da alışkın olunan bir uygulama olmadığından halk ve özellikle din adamları hiç memnun değildi. Şimdi Nefertiti tamamen Mısır'da anaerkil bir yönetim başlattığı için Mısır'daki din adamları, o Mısır din adamları, tabii şimdi din adamları kadına çok değer verdikleri için biliyorsun dinler çok değer verir kadınlara. Bundan çok rahatsız olmuşlardı. Yani yanlış anlamayın, kadını aşağıladıkları için değil, kadına değer verdikleri için. Bundan memnun değildi. En önemli özellik de şu hocam, can alıcı, yani artık bunun üzerine başka bir söz söylenmez. Nefertiti çok tanrılı bir inanca sahip olan Mısır'da tek tanrı inancını başlatan kişidir. Şirke, tuğyana ve putperestliğe karşı mücadele eden Nefertiti, yaşamı ve iktidarı boyunca tevhid mücadelesi vermiş.
İnsanları putlara ve sahte ilahlara değil, evrenin gerçek yaratıcısı olan tek ilaha iman ve ibadet etmeye çalışmıştır. Nefertiti. Bunu bilimsel tarih söylüyor yani, nesnel tarih. Bilim söylüyor bunu. Mümin ve muvahhid bir kadın olan ve Mısır'da dini bir devrim gerçekleştiren Nefertiti sonunda Tanrı'ya olan inancının nedeniyle acımasızca şehit edilmiştir. Şimdi görüyoruz ki Nefertiti'nin hayatıyla Asiye'nin hayatı aslında aynı kadın. Biliyor musun? Aynı kadın yani. Ahaneto'nun Musa olduğuna dair ya da Musa peygamberin yani Nefertiti'nin evlatlığı ve dahi sonra daha doğrusu Nefertiti'nin kocasının evlatlığı sonradan kendisinin de ikinci kocası olarak olacak olan Ahaneto'nun bir Musa peygamber olduğuna dair bir iddia var. Evet. Şimdi sırayla gidelim Buyurunuz. hocam. Bizi şu anda seyreden, dinleyen sevgili Müslümanlar. Asenetan Yusuf peygamberin karısının ismidir. Asenat. Asenat. Süryani metinlerinde Asyat diye geçiyor. Asya. İslam alimleri de Süryani metinlerinden okuyorlar. Evet. Şimdi Ethem Hocam, Buyurun. değerli bizi takip eden bütün Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve Zerdüşt kardeşlerim, Asiye'yi tanımaya hazır mısınız? Lütfen buyurunuz. Size Hazreti Asiye'nin kim olduğunu anlatacağım. Siz Taduhepa veya Nefertiti dediğiniz Asya onun Araplar tarafından kendisine verilen isim Evet. sıfat. Asiye Araplar tarafından, Nefertiti Mısırlılar tarafından verilen isim. Kızın gerçek ismi Taduhep. Şimdi Taduhepa değil mi? evet hocam. Şimdi baştan başlayalım mı? Buyurunuz. Ben bütün kardeşlerimin çok dikkatli bir şekilde dinlemesini tavsiye ediyorum. Tamam mı? Kadın Peygamberler 15. bölüm, yazarı İbrahim Sediyani, 10 Kasım 2019. Oradan okuyayım hocam size. Lütfen. Tevrat, İncil ve Kur'an'da bebek Hazreti Musa'yı Mısır'daki Nil Nehri'nde bulup kurtaran ve sahiplenerek saraya alan kadın olarak anlatılan Hazreti Asiye Aleyhisselam annemiz, bugünkü Kürdistan topraklarında, Türkiye ile Suriye arasında ikiye bölünmüş bugünkü Serekani, Türkiye tarafı Ceylanpınar, Suriye tarafı Rasalayn şehrinde doğmuş bir Kürt kızıdır ve gerçek ismi Taduhepa'dır. Daha sonra Mısır firavunu ile evlendirilip Nefertiti adıyla Mısır kraliçesi olan Hazreti Asiye, her ne kadar Mısır kraliçesi ise de aslen Mısırlı değildir. Kendisi aslen Kürdistanlı olup bir Kürt kadınıdır. Nefertiti, Mitanni Kürt kralının başkenti olan Vashugani şehrinde doğmuştur. Bu şehir bugünkü Urfa Riha ilinin Ceylanpınar Serikani ilçesi yakınlarında, ya bugünkü Rojava sınırında üstüne düşen bir yerde kurulmuştu. Çok güzel bir kadın olan Taduhepa, Kürdistan'dan Mısır'a gelin geldikten sonra Mısırlar kendisine Nefertiti ismini takmışlardı. Yani güzel kadın geldi, güzellik geliyor anlamında. Milattan önce 1500, milattan önce 1300 yılları arasında 200 yıl hüküm sürmüş olan Mitanni Kürt Krallığı, bereketli Mezopotamya topraklarında Kürtlerin kurduğu en kadim devletlerden biridir. Başta Polonya asıllı, ABD'li ünlü asurolog ve tarihçi Efraim Avigdor Spiezer olmak üzere pek çok batılı ve doğulu bilim adamları tarafından bugünkü Kürtlerin ataları olarak kabul edilen ve Ari ırkına mensup Mitanniler, Zagros topluluğunun bir kolunu teşkil eden Subarilerin bir koludur. Daha doğrusu Subarilerin yönetici tabakalarından olanların ismidir.
Şimdi Taduhepa, yani sizin bildiğiniz isimle Hazreti Asiye, Mitanni Krallığı Tuşratta ve Mitanni Kraliçesi Yuni çiftinin kızıdır. Öyle İslam tarihçilerin iddia ettiği gibi Ubeyde, Mubeyde yok yani. Bu Ubeyde yok. tarihçilerin çoğusu yalan söylüyor. Allah, hepsi üç kağıtçı ya. Kendi dedesini bize Asya'nın dedesi diye yutturuyor. Evet. Aşağılık insanlar. Bütün her şeyi Araplaştırmaya Hak ediyorlar. çalışıyorlar. Yani Hak gerçekten ediyorlar. nasıl bir mantık bu ya? Hak ediyorlar. Ben onların kaynaklarında cennet tasvirleri var biliyor musun? Cennetteki kapılar, rütbeler bakın. Kapıların isimleri bile Arapça. Ya sanki cennette değil de Birleşik Arap Emirliklerine gitmişsin. O cennetteki odaların, kapıların isimleri bile Arapça ya. Sanki Birleşik Arap Ebu Dabi'ye gitmişsin biliyor musun? Ya nasıl bir mantık ya? Ya gerçekten nasıl bir şey bu ya? Devam edelim hocam, boş ver. Lütfen. Taduhepa, Mitanni Kralı Tuşratta ve Mitanni Kraliçesi Yuni çiftinin kızıdır. Mitanni Kürt krallık ailesi Tuşratta Yuni çifti milattan önce 1366 yılında, bak Asiye'nin doğum tarihini bile veriyorum. Milattan önce 1366 yılında, bir de arkadaşlara şunu söyleyeyim, ben böyle düz anlatıyorum ama söylediğim her cümlenin, her kelimenin altında onlarca kaynağı var yani. Eyvallah. Araştırmaya bakarsanız Sediyani Haber'de. 1366 yılında dünyaya gelen kızlarına Taduhepa ismini koyarlar. Yeni doğan, bak burası çok ilginç. Yeni doğan Mitanni prensesine bu Taduhepa ismi, o zamanki Mitanni Hurri Hitit dinindeki hava iklim tanrısı Teşrup'un karısı olan hava tanrıçası Hepat'a adven verilmiştir. Hepata. Evet, Hepat. Hepat, hepat, Şimdi hepat. Asiye, yani Taduhepa dünyaya geldiğinde Mitanni kızı olarak, Mitanni prensesi olarak, Mitanniler çok tanrılı bir inanca sahip. Ya çünkü daha hani Hazreti Muhammed doğmamış, Hazreti İsa doğmamış, Hazreti Musa doğmamışlar. Çünkü daha doğacak, o gidip kurtaracak. Daha bunlar Musa'dan önceki hayat yani. Tevrat yok, İncil yok, anlatamıyor muyum? Çok tanrılı bir inanca sahip ve hava tanrıçası, iklim tanrıçasının ismi Hepat. Şimdi niye özellikle vurguluyorum? Bak şimdi nereye geleceğim. Taduhepa'nın halası, Mitanni Kralı Tuşratta'nın kız kardeşi Giluhepa'nın ismi de aynı tanrıça Hepat'ın adından gelmektedir. Aynı şekilde bir Kürt uygarlığı olan Hititler de aynı zaman diliminde yaşamış Hitit kraliçesi Puduhepa'nın ismi de yine tanrıça Hepat'tan almadır. Yani düşün, Mitanni prensesi ismi Taduhepa, halasının ismi Giluhepa. Onlara komşu Hitit uygarlığın kraliçesi Puduhepa. Hep Hepa var. Hepat nedir? Hava tanrıçası, iklim tanrıçası. Taduhepa eski Mitanni Kürtçesinde Hepat'ın hediyesi, yani hava tanrıçası Hepat'ın verdiği armağan demektir. Nasıl şu an bir çocuk doğduğu zaman biz diyoruz yani hıdık çıkdam ediyoruz. Hani anlatabiliyor muyum? Yani Allah bağışladı, Allah verdi bize bebeği. O anlamda yani. Hava tanrıçası Helat, Hepat'ın helat verdiği kelimesi armağan de demek. helat kelimesi de belki oradan geliyordur. Günümüzde Orta Doğu, bak günümüzde Orta Doğu'da konuşulan Kürtçe, Türkçe, Farsça, Arapça gibi dillerde yer alan hava kelimesinin eski Mitanni Hurri Hitit dinindeki iklim tanrıçası, yani hava tanrıçası Hepat'ın adından türemiş olması kuvvetle muhtemeldir. Hava iklim tanrıçası, şimdi burası çok ilginç. Hava iklim tanrıçası Hepat, Kürtlerin antik çağlardaki ataları olan Hurriler tarafından yaşayan her şeyin annesi olarak kabul edilen ana tanrıçadır. Ana tanrıça. Yaşayan her şeyin annesi. Bu isim, bak şimdi Ethem abi, iyi dinle. Hepat, bu isim, yaşayan her şeyin annesi, iklim tanrıçası Hepat. Bu isim çok daha sonra ortaya çıkan semavi dinlerde, parantez içinde Yahudilik ve İslamiyet, parantezi kapat, tüm insanların annesi olan ilk kadın olarak Havva ismiyle karşımıza çıkmaktadır.
antik medeniyetlerdeki yaşayan her şeyin annesi olan ana tanrıça Hepat yani Havva, sonrasından gelen semavi dinlerde yaşayan her şeyin annesi olan ilk insan, ilk kadın hüviyetine büründürülmüştür. Tekrar edeyim mi hocam? Çok Lütfen. ilginç. Çok ilginç. İklim hava tanrıçası Hepat, Kürtlerin antik çağlardaki atalar olan Huriler tarafından yaşayan her şeyin annesi olarak kabul edilen ana tanrıçadır. Bu isim çok daha sonra ortaya çıkan semavi dinlerde, yani Yahudilik, İslamiyet vesaire, tüm insanların annesi olan ilk kadın olarak Havva ismiyle karşımıza çıkmaktadır. Antik medeniyetlerdeki yaşayan her şeyin annesi olan ana tanrıça Hepat yani Havva, sonrasında gelen semavi dinlerde yaşayan her şeyin annesi olan ilk insan, ilk kadın hüviyetine büründürülmüştür. Şimdi doğduğunda yani Asiye, daha sonra gelin gideceği Mısır'da karısı olacağı milattan önce 1401 doğumlu Firavun 3. Amenhotep o sırada 35 yaşındaydı. Yani bu Asiye daha doğarken bile o zalim Firavun kocası daha 35 yaşında düşünüyor. Ama daha tanışmıyorlar tabii. Birisi Kürdistan'da dünyaya gelmiş, öbürü de Mısır'da kral. Ve iktidarının 21. yılını yaşıyordu. 21 senedir iktidarda. Bu Firavun Tevrat'ta ve Kur'an'da lanetlenerek bahsedilen kötü kalpli zalim Firavundur. Sonradan Hazreti Asiye'nin kocası olacak olan bu tağuti Firavun ile Asiye arasında tam 35 yaş var. Ancak yaş farkı o dönemin şartları ve insanları için ne ki? Pek bir önemi yoktur. Hele hele bir şey var ki onun yanında hiçbir önemi yoktur. Kutsal kitaplar bundan bahsetmediği için pek kimse bilmez ama Hazreti Asiye yani Taduhepa doğduğunda sonradan kocası olacak olan zalim ve tağut Firavun 3. Amenhotep o sırada Hazreti Asiye'nin yani Taduhepa'nın öz be öz halası olan ve biraz önce de kendisinden bahsettiğimiz Giluhepa ile evlidir. Kendi halasının kocasıyla evlidir. Mısır Mitanni yakın ilişkilerinin bir sonucu olarak Mitanni kralı Tuşrat da Mısır firavunu 3. Amenhotep'e hem kız kardeşini hem de kızını zevce olarak vermiştir. Ama aynı anda değil tabii. Biri vefat ettikten sonra. Mitannili Giluhepa yani Taduhepa'nın halası 3. Amenhotep ile milattan önce 1377 yılında evlenmişti. Yani yeni Taduhepa doğmadan 11 yıl önce. Şimdi bu sizin söylediklerinizin hepsinin kaynağı var. Biliyorum, ben okudum. Evet. Yalnız şu anda yayının içinde bu kaynakların hepsini verme şansım yok. Ama isteyen olursa hepsini linkten verebilirim. Tabii. Hocam sitenin adresini verirseniz ve yazarsanız ya da bir yere. Tamam, hemen yazıyorum. Siz devam ediniz. www.sediani.com. Devam eder mi hocam? Lütfen buyurunuz. Giluhepa vefat ettikten yıllar sonra Giluhepa'nın özbeöz yeğeni olan Taduhepa yani Asiye ile evlenmiştir. Şimdi o dönemde kraliyet prensesleri 12-15 yaş arasında evlendirilirdi. Mitanni Kürt prensesi Taduhepa çok güzel bir kızdı. Ay parçasıydı. Güzelliği Kürdistan'da dillere destan olmuş, ta Mısır'a kadar duyulmuştu.
Mitanni kralı olan babası Tuçlaka tarafından milattan önce 1350 milattan önce 1340 yılları arasında kaleme alınan 13 adet ve dünyaca meşhur Amarna mektuplarının tam 7 tanesinde Taduhet Kıpe'den bahsedilir. Şimdi 14 yaşına geldiğinde babası Tuşrat'tan onu kendi eski eniştesiyle Mısır firavunu 3. Amenhotep ile evlendirilir. Yıl milattan önce 1352. Sizin Kur'an-ı Kerim'de okuduğunuz zalim firavun ile o iman eden karısının Asiye olarak bilinir. Onların evlendiği tarihi bile veriyorum size hocam. Evlilik tarihleri yıl olarak. Yıl milattan önce 1352. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen en ünlü kıssalardan biri olduğu için hepinizin yakından bildiği Hazreti Asiye ile zalim kocası Firavun'un evlendikleri tarihtir. O sırada Taduhepa yani Hazreti Asiye henüz 14 yaşında. Kocası Firavun ise 49 yaşındadır. 14 yaşındaki henüz çocuk denecek yaştaki bir kızın 49 yaşındaki bir adamla hem de üçüncü karısı olarak ve bir de halasının eski kocası olarak evlendirilmesinin günümüz ahlak normlarına göre kabul edilemezliği bir yana, bir de tabii bu adamın o kızın öz halasının eski kocası olması ve bir de bunun üstüne üstlük kötülük nedir bilmeyen, sadece yüzü değil kalbi de güzel olan, ırk ve dil ayrımı yapmadan tüm insanları seven, içi iyilikle dolu bu genç kızın bu kadar kötü, gaddar ve zalim bir adamla krallığını yaptığı Mısır'ı zulüm ve baskıyla yöneten, yeni doğan Yahudi çocuklarını doğar doğmaz öldürecek kadar acımasız bir adamla evlendirilmiş olmasını insan vicdanı kabullenmekte zorlanıyor kuşkusuz yani. Yani gerçekten insan tahayyül edince bile insanın vicdanı sızlıyor. 14 yaşındaki Hazreti Asiye yani Mitanni Prensesi Taduhepa ile 49 yaşındaki Firavun Mısır Firavunu 3. Amenhotep milattan önce 1352 yılında evlendirilirler. Mısır'a Mitanni Kralı Tuşrat tarafından yani kızın babası tarafından gönderilen hediyeler şunlardır. Ben size Asiye'nin çeyizini bile söylüyorum ya. Bakın Asiye'nin çeyizi o zalim Firavun'la evlendirilirken. Altın ve kıymetli taşlarla süslenmiş bir çift at. Altın kartallarla süslenmiş bir at eyeri. Bir at arabası. Altın ve kıymetli taşlarla süslenmiş bir deve. Mor, yeşil ve kırmızı renkli bez ve giysiler. Eşyaları tutmak için büyük bir göğüs sandığı. Bilezikler, kolçaklar ve diğer takılar ve süs eşyaları. Bunlar Asiye'nin çeyizi. Taduhepa'nın. Buna karşılık 3. Amenhotep daha evlilik olurken bile nasıl bir karaktere sahip olduğunu ortaya koymuştu. Ve kayınbabasından aldığı bunca düğün hediyesine karşılık kendisinin mehir olarak vaat ettiği altın heykelleri hiçbir zaman göndermedi. Ve Mitanni kralı Tuşrat da damadının bu görgüsüzlüğünden ömrü boyunca şikayetçi oldu. Şimdi hocam, gencecik bir düşünün, böyle aklınızda bir tahayyül edin, hayal edin hocam. Gencecik yaşta Kürdistan'dan Mısır'a gelin giden Tatukhepa veya yeni adıyla Nefertiti'nin yaşadığı ruh halini tahayyül edin. Yepyeni bir ülke. Hatta yeni kıta, çünkü Mısır Afrika Yani kıtasında. lütfen orada bir durunuz. Yani bir soru var. Sayın Behçet Ateş sorar neden evlendirildi? Sebebi Kadeş anlaşması. Ona dair bir şey söylemek ister misiniz? Yani Taduhepa neden Mısır kralına veya Mısır'a verildi? Veya da halası da öyle. Hocam bunu söyledim zaten. Gelişen Evet. Mısır Mitanni ilişkilerinin bir sonucu. Anladım. Tamam, onu sonradan konuşuruz. Biz konumuz dağılmasın lütfen. Sadece bir Kadeş anlaşmasını hatırlatayım dedim. Lütfen Kadeş buyurunuz. anlaşması onun çok önce olan bir şey yalnız. Onu da söyleyeyim.
Şey pardon, ondan sonra olan, önce değil, sonra olan bir şey. Ya. Ya şimdi gencecik yaş, şimdi yepyeni bir ülke, yepyeni bir toplum, yeni bir kültür, yeni bir yaşam. Yeni Evet. dinler, inançlar, tamamen farklı gelenek, görenekler, yeni toplumlar, değil mi? Şimdi yaşadığı yerde kimler var? Kürtler var, şunlar var, bunlar var, değil mi? Ama yeni geldiği, gelin geldiği ülkede kim var? Mısırlılar var, Kıptiler var. Bir de Evet. çok ilginç, değişik inançları olan mazlum, ezilen İbraniler var. Yani Yahudi, Musevi, Yahudi. Daha Yahudi, Musevi ismini almamışlar ama İbraniler. Yani Musa yok çünkü. Şimdi kocası zalim, gaddar ve acımasız bir firavundu. Ya gerçekten çok kötü bir insandı. Çok zalim bir insandı. İsrail oğullarına, İbranilere her türlü zulmü ve kötülüğü yapıyor. Bu durum ise yüzü gibi kalbi de güzel olan iyi yürekli Taduhepa'yı, yani Nefertiti'yi, yani Hazreti Asiye'yi. Şimdi bazen Asiye diyorum, bazen Taduhepa diyorum, bazen Nefertiti diyorum. Üçü de aynı kadın. Çok üzüyordu. Kocasının ülkedeki halklara yaptığı bu zulüm ve kötülükleri kabullenemiyor. Başta İbraniler olmak üzere ülkedeki mazlumlar için çok üzülüyor. Fakat bir şey yapamıyordu, elinden bir şey gelmiyordu. Şimdi bundan sonraki süreci biliyorsunuz, anlattık da zaten. İşte Mısır firavunu ülkede doğacak tüm Yahudi erkek çocukların öldürülmesi emrini vermişti. Müfessirlerin çoğuna göre, yani bu İsrailoğullarının erkek çocuklarının öldürülmesi uzun yıllar sürmüş. Hatta İslami kaynaklarda nakledildiğine göre öldürülen Yahudi erkek çocuk, Yahudi çocukların sayısı 90 bindir. İslami kaynaklarda böyle geçiyor. İşte tam bu dönemde İmran adında bir adamın karısı, Miriam adında 7 yaşındaki bir kız çocuğunun ve Harun adında 3 yaşındaki bir erkek çocuğun annesi olan Yochebed adlı bir İbrani kadını hamiledir ve yine bir erkek çocuk doğuracaktır. Musa'ya hamile. İşte bu bahsettiğimiz süre. Musa milattan önce 1350 yılında doğuyor. Musa'nın doğumu hocam Taduhepa'nın veya Nefertiti'nin veya Asiye'nin Mısır'a gelin gittikten 2 sene sonra oluyor. Musa dünyaya geldi. Bir buçuk 2 sene sonra. Şimdi Musa doğduğunda annesi Yochebed 130 yaşında. Babası Amram İmran 110 yaşında. Zalim Firavun 51 yaşında. Karısı Asiye, yani Taduhepa, yani Nefertiti 16 yaşında. Musa'nın ablası Meryem 7 yaşında, Musa'nın abisi Harun 3 yaşında. Musa da yeni doğmuş bir bebek, tamam mı? Sonra bu nehir olayı oluyor, bunu biliyorsunuz. Tevrat ve Kur'an ve İncil ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor, tamam mı? Çocuğu alıyor, büyütüyor, emziriyor, tamam mı? Kendi eliyle çocuğu büyütüyor. Şimdi Musa sarayda büyüyor aziz kardeşlerim. Tamam mı? Bir prens Yani olarak büyüyor. sarayda büyüyor demek Firavun'un oğludur. Tamam mı? Evlatlığıdır yani. Anlatabiliyor muyum? Yani tahta hazırlıyorlar onu. Tahtın varisidir yani. İleride Mısır'ın firavunu olacak. Bunu yetiştiren de kimdir? Asiye'dir. Peki. Şimdi Dostum, çok az bir vaktim kaldı. ama hep en güzel yerinden Ama buyurunuz, devam ediniz. Facebook fazla süre vermiyor mu bize? Ay, Facebook, ben yeniden başlattım, sıfırladım da. Şimdi tam tamına 7, 4 saat oldu. 4 saat bir şey değil ki. Değil mi? Bir şey değil. Doğru söylüyorsun. 4 saat nedir ki? İnsan ömründen 4 saat gitmiş. Ne olmuş? Yani Haklısın. bir de
Bir de senin ve bizi seyreden değerli insanlar uğruna vermişiz bunu. Ne var ya? Eyvallah. Doğru söylüyorsun. Yahu siz bana ne kadar hakaret de etseniz, şey de yapsanız, ömrüm size feda olsun ya. 4 saat ne ki? Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Sizler hepiniz cansınız ya. Eyvallah. Sizin saldırmalarınıza, eleştirilerinize kızıyorsam da sizi sevdiğim için. Evet. Şimdi hocam, Eflatun'un felsefesi ışığında Tevrat'ı yorumlamaya çalışan Yahudi din bilgini ve filozof İskenderili Filon Yedid ya, Hz. Musa'nın öğrendiği tüm ilimleri Şimdi bu arkadaşımızın söylediğine göre, naklettiğine göre Musa gizli Mısır öğretisinin yanı sıra Asur ve Halde ilimlerini de öğrenmiştir. Firavun'un evlatlığı olduğu için tahtın varisi diye kabul edilen bu genç, yani Musa, zenginlikler ve eğlenceler arasında mütevazi ve iffetli olarak kalıp bir filozof gibi hayat sürecek kadar faziletliydi. Musa tahta yakın bulunması sebebiyle devlet yönetiminde üst görevler için yetiştirildiğinden kuvvetle muhtemeldir ki Mısır hiyereglifi yanında çivi yazısını da öğrenmiş ve siyasi alanda da yetişmiştir. Tamam. Kur'an-ı Kerim'in tam 34 tane suresinde ve 136 yerde Musa'dan bahsediyor. Kur'an'da kendisinden en fazla bahsedilen peygamber Musa'dır. Abi, bunu da söyleyeyim. Yani Hazreti Muhammed değil, başka İbrahim de değil. Kur'an Evet. kendisinden en fazla bahsedilen peygamber Musa'dır. 34 surede ve 136 yerde bahsediliyor. Şimdi bir de çok ilginç bir şey. Bu hadise, yani bu bebek Musa'yı Nil Nehri'nden kurtarıp Evet. büyütüyor ya. Birkaç yıl sonra, fazla uzun olmayan bir zaman sonra, bu firavun ölüyor. Nalları İyi oluyor. dikiyor. Ra'nın rahmetine kavuşuyor. Ve yerine kim geçecek? Sakın Musa geçsin olmasın mı? Ya bu bazen ben var ya, bazen ben gerçekten kötülemek amacıyla söylemiyorum ama ya bir şeye bağlanan, yani din veya başka bir şey, insanda yani akıl melekesinin bazen gittiğini düşünüyorum, biliyor musun? Ya mesela Yahudi olsun, Hristiyan olsun, Müslüman olsun, o kadar okurlar işte Firavun'un evlatlığı olarak büyüdü Musa, tamam mı? Firavun bu kadar zalimdi. Hiç düşünmezler bu Firavun ölünce yerine kim geçti? Bir tek evlatlığı var. Ama o öyle anlatılmıyor. O şimdi Firavun Musa'yı kovaladı, Musa kavmini aldı. Tamam da yani bir kral öldüğünde yerine kim geçiyor? Amca oğlu mu geçiyor? Oğlu Komşu da geçiyor. geçiyor. Komşu da geçebilir. Yok. Bak şimdi. Zalim ve tağut Firavun 3. Amenhotep öldükten birkaç yıl sonra Mısır'da tahta genç yaşındaki manevi oğlu 4. Amenhotep. Şimdi 3. 4. olmaz, komşusu olsa, amcası olursa. Bu ancak baba oğul ilişkisinde olur.